Merhaba, ben Enis Alkan. Bugün sizlerle Microsoft hesaplarınızı nasıl kurtarabileceğinizi öğreneceğiz. Sevgili dostlar, siz de Microsoft hesabınızı birdenbire şifresini unuttuysanız doğru yerdesiniz. Bugün sizlerle aslında şifremi unuttuktan sonra bu bölümü geçemediyseniz neler yapabileceğiniz hakkında konuşacağız. Eğer ki bir alternatif yolunuz yoksa, yani alternatif bir e-posta, alternatif bir telefon numarası tanımlamadıysanız muhtemelen siz de bu videoda kendinizi bulmuşsunuzdur. Sevgili dostlar, eğer ki kurtarma işlemini gerçekleştiremiyorsanız Microsoft ekibine ulaşmanız gerekiyor. Peki bunu nasıl gerçekleştireceğiz? Videonun ileriki aşamalarında bunu anlatmış olacağım. Şimdi fazla uzatmadan videomuza geçelim. Daha önce Gmail kurtarma, ondan sonra Google hesabı kurtarma adından iki tane video çekmiştim ve bunlar ilgi görmüştüm. Harbiden çoğu kişiye deva olduğumuzu söyleyebiliriz. Bunda da aynı şeyi amaçlıyoruz. Şimdi yapmamız gereken ilk şey, sevgili dostlar, Microsoft hesabımda şifremi unuttum. Acaba alternatif yollar var mı yok mu? Bunu tekrardan kontrol etmektir. Şimdi onun için hemen Microsoft yazalım. Arkadaşlar, bu videoya rağmen yine de Microsoft hesabınızı kurtarmadıysanız hemen freesoru.com'dan bize yazabilirsiniz. Freesoru.com'un linki aşağıda açıklama kısmında paylaşmış olacağım. Şimdi Microsoft'ta neler bulunuyor? Outlook, Hotmail, Skype gibi platformlar bulunuyor. Buradaki şifrenizi kurtarırsanız oradaki bütün platformların şifresini de kurtarmış olursunuz. Sevgili dostlar, Microsoft yazdık ama istediğimiz panele gelemedik. Outlook yazalım. Hemen şuradan giriş panelimize gelelim. Bu panelde yapmamız gereken oturum açın denilen bölüme bir kere basmaktır. Buraya bastıktan sonra böyle bir panel önümüze geliyor. Hemen unuttuğumuz maili buraya yazıyoruz. Kendi mailimi buraya yazdıktan sonra ileri diyorum. Sevgili dostlar, burada parolamızı istiyor ama biz parolayı bilmiyoruz. Bilmediğimiz için parolanızı unuttunuz mu bölümüne bir kere basmamız yeterli olacaktır. Bakın, bende alternatif e-posta var. Alternatif bir telefon numarası var. Eğer ki bunlardan bir tanesi varsa sizde, seçip ileri diyebilirsiniz. Ama muhtemelen bu ikisi de sizde yoktur. Burada yapmamız gereken bende bunlardan hiçbir yok bölümüne basmaktır. Bu işlemi yaptıktan sonra yine de burada kurtarma kodu veriliyor. Siz hesabınızı açarken güvenlik bölümünden bir kurtarma kodu veriliyor. Eğer ki bu kurtarma kodu da yoksa diğer bir panele geçmemiz gerekiyor. Mavi olanı değil de hayır denen sekmeyi seçmeniz yeterli olacaktır. Buraya bastıktan sonra böyle bir ekran karşınıza geliyor. Bu ekranda Microsoft hesabına ulaşmış olacağız. Peki nasıl? Microsoft ekibine bir mesaj göndereceğiz. Biz Microsoft hesabımıza ulaşamıyoruz diye. Burada yapmamız gereken birkaç işlem var. Bu işlemleri doğru yapmazsanız maalesef hesabınız kurtarılmayacaktır. Şimdi yapmamız gereken ilk şey buradaki boşluğu doldurmak. Peki buradaki boşluğa ne yazacağız? Kaybolan Microsoft hesabımızı buraya yazıyoruz. Yani unuttuğumuz hesabı buraya yazıyoruz. Şifresini unuttuğumuz hesabı buraya yazdıktan sonra hemen bir alt bölüme geçiyoruz. Burada bizde yine bir hesap istiyor. Gmail olabilir, Hotmail olabilir. Şifresini bildiğiniz ve erişim sağladığınız bir posta yazmanız gerekiyor buraya. E-postanızı buraya tanımladıktan sonra Microsoft hesabı buraya bir mesaj atacaktır. O mesaja ulaşabilmeniz gerekiyor. Yani gidip iki tane boşluğa da aynı hesabı yazmayın. Kurtarılması gereken hesabı iki bölüme de yazarsanız Microsoft size ulaşamayacaktır. Onun için burada kullandığınız aktif bir hesabı yazmanız gerekiyor. Bu işlemi yaptıktan sonra yine burada bize verilmiş bir güvenlik kodu var. Bu güvenlik kodunu doğru bir şekilde buraya yazmanız yeterli olacaktır. Bu işlemleri yaptıktan sonra ileri demeniz yeterli olacak. Bunun akabinde size birkaç tane soru soracaktır. O soruları cevaplayıp Microsoft'a doğru bir şekilde mesaj atmış olacaksınız. Mesaj atmadan önce şunlara dikkat edin. Yani bu panelde daha önce bu postaya girmişseniz, e-postaya girmişseniz aynı şekilde o cihazla, aynı şekilde o arama motoruyla yapın ki Microsoft sizin olduğuna emin olsun ve size yeni bir link vererek hesabınızı kurtarmaya yardımcı olsun. Bu işlemleri yaptıktan sonra muhtemelen 24 saat içerisinde Microsoft size ulaşacaktır ve bilgilerinizi yeniden sizlerle paylaşacaktır.
Eğer ki 24 saat içerisinde sizlere ulaşım sağlamadıysa muhtemelen sizin olduğunuzu doğrulayamamış, sizin 24 saatten sonra tekrardan bu işlemi gerçekleştirmeniz gerekiyor. Evet, bugün sizlerle bir Microsoft hesabı nasıl kurtarılır üzerinde konuştum. Sevgili dostlar, bunlara rağmen daha da kurtaramadıysanız hemen yapmanız gereken açıklama kısmındaki freesoru.com'dan bizlere sorularınızı doğru bir biçimde iletebilirsiniz. Biz orada uzman ekibimizle sizlere yardımcı olmak için elimizden geleni yapacağız. Bugün sizlerle Microsoft hesabımı nasıl kurtarabilirim veya Outlook, Hotmail, Skype, işte Microsoft hesabının bunlardan bağımsız olduğunu sananlar var. Onun için bunları da saymak ihtiyacında bulundum. Dediğim gibi herhangi bir sıkıntıyla karşı karşıya kalırsanız freesoru.com'dan bizlere ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Ay dünya dünya ya. Aha, girdik. Sevgili arkadaşlar, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle katıl butonunun açıldığını paylaşmak istiyorum. Benim kanalıma katıl butonuna basarsanız hangi ayrıcalıklar elde edeceksiniz? Bir sorununuz, bir sıkıntınız olursa öncelik sizin olacak. Yani soru sorma hakkı sizde olacak. Hemen sizlerle ilgilenmeye çalışacağız. Biliyorsunuz kitlemiz gitgide yükseliyor. Ve bu kitlenin hepsiyle tek tek ilgilenemiyoruz. Bunun için katıl butonunu aktif ettik. Sorununuz, sıkıntınız varsa katıl butonuna bastıktan sonra bize iletirseniz öncelik sizin olduğu için elimizden geldiği kadarıyla sizlere dönüş yapıp hemen sorularınızı cevaplamaya çalışacağız. Eğer ki kanalımızın ayrıcalıklı üyesi olmak istiyorsan ve sorularının hemen cevaplanmasını istiyorsan katıl butonuna basıp bizlerle beraber olmalısın ve ayrıcalıklı olmalısın.